Evet arkadaşlar, Mega Dedektör olarak yepyeni bir dedektör tanıtım ve kullanım videosuyla daha karşınızdayız. Bugün tanıtımını ve kullanımını anlatacağımız ürünümüz Midilab firmasının Xterra Pro modeli. Bu cihazımız 5 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahiptir. Çoklu frekans özelliğine sahip 5 kHz, 10 kHz ve 15 kHz makineyi kullanma imkanımız bulunmaktadır. Aynı zamanda şarjlı batarya sistemi bulunmaktadır. 30x24'lük büyük bir başlığa da sahiptir arama başlığına. Mega dedektör olarak biz Minilab dedektörünün yetkili bayisiyiz. Firmamızdan ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Xterra Pro modelimiz şöyle bir kutunun içerisinde gelmekte. Kullanma kılavuzu, makinamızın kendisi, arama başlığı ve şarj kablosuyla beraber teslim edilmektedir. Videomuzun devamında ürünün tuşlarını size anlatalım. Videomuzun devamında cihazımızın üzerindeki tuşların ne işe yaradığını anlatalım. Sol üst köşedeki tuşumuz açma kapama tuşumuz. Bir kere basıyoruz. Makinamızın açılmasını bekliyoruz. Hemen onun altındaki bölümümüz, backlight bölümümüz, ekran aydınlatması. Minilab'ın Equinox 900 ve 700 serilerinde olduğu gibi kırmızı renkli bir ekran aydınlatmasına sahip ve iki kademedir. Full ekran aydınlatması ve kısık ekran aydınlatmasına sahiptir. Ekran aydınlatma ikonu yukarıda. Kapattığınız zaman da bu ikon silinmektedir. Biz şimdi ekran ışığımızı fullleyelim. Sağ üst köşedeki tuşumuz kablosuz kulaklık eşleştirmesi için kullanılıyor. Aktif hale getiriyor. Tekrar bastığımız zaman kapalı hale getirir. Artı ve eksi tuşlarımız cihazımızın arama hassasiyetini ayarlamak için kullanılıyor. Arama ekranında 25 kademedir hassasiyet bölümümüz. Soldaki tuşumuz arama programları arayış yapmamızı sağlar. Gördüğünüz şekilde demir bölümümüzü aktif hale getirir. Demir bölümümüzü kapatmayı sağlayan kısa yol tuşumuzdur. Frekans değiştiren frekans tuşumuz 5 kHz, 10 kHz ve 15 kHz olarak ayarlama imkanımız bulunuyor. Kabul red tuşumuz ve onay tuşumuz, pinpoint tuşumuz ve ayarlar tuşumuz. Videomuzun devamında cihazımızın ayarlar menüsünü anlatalım. Şimdi ayarlar bölümümüze gelelim. Ayarlar tuşumuza basıyoruz. İlk çıkan bölümümüz noise cancel ayarımız. Art tuşuna basıp makinamız otomatik olarak bulunmuş olduğunuz alandaki elektromanyetik sel parazitleri elimine eder. Makinanızın daha rahat ve parazitsiz bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayarlar tuşumuza tekrardan basalım. İkinci bölümümüz toprak ayarı bölümümüzdür. Makinamızda 3 kademe toprak ayarı var. İsterseniz artı eksi tuşlarımızla manuel olarak ayar yapabiliriz. İstersek kabul red tuşumuza bir kere basıp yukarıda toprak ayar izleme bölümümüz çıkar. Burada makinamız sürekli toprak ayarını kendisi otomatik olarak algılar ve yeniler. İsterseniz de otomatik olarak kendiniz yapabilirsiniz. Şu tuşumuza basılı tutuyoruz. Yukarıda toprak ayar ikonumuz yanıp sönüyor. Yere pompalama yaparak ekrandaki rakam sabitlenene kadar bu işlemi yapıyoruz. Sabitlendikten sonra cihazımızın toprak ayarı yapılmış oluyor. Diğer ayarımız makinamızın ses seviye ayarıdır. Artı ve eksi tuşlarımızla cihazımızın ses seviyesini arttırabiliriz veya azaltabiliriz. Aynı zamanda makinamızda titreşim özelliği de var. Frekans tuşumuza bir kere bastığımız zaman titreşim özelliği aktif hale gelir ve yukarıda ikonda ise titreşimin aktif olduğunu gösterir. Diğer bölümümüz eşik sesi bölümümüz, yani normalde genelde yabancı cihazlarda threshold diye geçen bir zemin sesi vardır makinada. Bakın arttırıyorum. Cihazımızın arka planda arama sesi vardır. Bu almış olduğunuz sinyalin daha da hassas hale gelmesini sağlar. Diğer bölümümüze gelelim. Ses ton bölümümüzdür. Makinamızda bir bölümünü aldığımız zaman makinamız tek ses tonuyla uyarı verir. 2 ses tonuyla, 5 ses tonuyla makinamız bize ses ton veriyor. Ayrıyeten all ton dediğimiz kısa ve uzun ses tonları da vardır makinada ve dip modu vardır. Burada derindeki ve yüzeydeki hedeflere farklı ses tonları verebilmektedir. Bizim burada tavsiyemiz 5 ses tonunda kullanmanız. Demir türü, altın türü, gümüş türü hedeflere farklı ses tonları verir makinamız. Diğer bölümümüz kabul red bölümümüzdür. Makinamızda -16'dan +99'a kadar ayrım skalası vardır. Burada boş olan bölümleri kabul red tuşumuza basarak aktif hale getirebilir. Dolu olan yerleri de silerek pasif hale getirme imkanınız bulunmaktadır.
Diğer bölümümüz ise rekor ve speed bölümümüz. Rekor ve speed ayarımız 3 kademedir. Artı ve eksi bölümünü ayarlayabiliriz. Birinci bölümde makinamız daha kararlı ayrım yapar, daha kararlı bir arama yapar ama demir türüyle değerli metallerde ikisini aynı anda yakalama hızı biraz zayıftır. Yani demir bölümüne düşebilir. Bunu 3 konumuna alırsanız da makina demir türü ve altın türü hedefi aynı anda yakalama özelliğine sahip olabiliyor. Ama bunu orta seviyede kullanmak makinanız açısından daha sağlıklı olur. Şimdi videomuzun devamında arama programlarını anlatalım ve nasıl arama yapılır, nasıl ayrım yapılır bunları anlatalım. Şimdi size cihazımızdaki arama programlarını anlatalım. Sol üst köşedeki ayar bölümümüzden programlarımıza gelelim. Birinci programımızda makinamız park türü alanlarda kullanılabilecek, yani atık metallerinin çok olduğu alanlarda kullanıma uygun bir programdır. Bunda 1 ve 2 bölümleri mevcuttur. İkinci programımız ise daha çok temiz alanlarda, tarla toprağı, normal orman arazisi gibi geniş arazilerde, temiz arazilerde kullanmak için tasarlanmış bir programdır bu. Bunda da 1 ve 2 numaralı programlar vardır. 1 numarada makine daha çok orta hedefteki, orta büyüklükteki hedefleri yakalar. İkinci programda ise, ikinci bölümünde ise daha çok mücevher türü, yani küçük metalleri de makinenin hassasiyeti artıyor. Üçüncü programımız su altında kullanılacak programdır. Burada makinamız 8 kHz frekansta çalışmakta. Suyun altında kullanmayacaksanız, yüzeyde kullanacaksanız, sahilde veya ıslak zeminde kullanacaksanız tuzlu alanlarda 1 numaralı modu kullanın. Suyun içinde kullanacaksanız veya suyun yüzeyinde makinenin başlığını da suyun içine sokacaksanız veya komple makineyi suyun içine, denizin içine sokacaksanız o zaman da ikinci programı kullanmanızda fayda var. Şimdi ben makinamı ikinci programa ve ikinci bölümüne alıyorum. Daha küçük metal hedeflerine de duyarlı olsun diye. Şimdi makinamızda 3 tane arama frekansımız var. Makinamız 5 kHz ise daha çok büyük metallere daha hassastır. 10 kHz ortalama frekanstır. Hem küçük hem büyük bulabilir. 15 kHz makinamız daha küçük hedeflere duyarlı hale gelmektedir. Benim ise tavsiyem ortalama frekans olarak 10 kHz'i kullanmanızda fayda var. Şimdi makinamızı açtık. Programımızı seçtik. Öncelikle ayarlar tuşumuzdan Noise Cancel bölümüne gelip bulunduğumuz alandaki elektromanyetiksel parazitleri yok ediyoruz. Daha sonra tekrardan ayarlara basıp toprak ayar bölümüne geliyoruz. Sağ bölümdeki tuşumuza basılı tutup yere başlığımızı pompalama yaparak ekrandaki rakam sabitlenene kadar bu işlemi yapıyoruz. Ekrandaki rakam sabitlendiği zaman toprak ayar işlemimiz yapıldı demektir. Bakalım ses tonumuz kaçta şu anda? 5 ses tonunda makinamız. Soldaki tuşa bastım, aramaya geçtim. Makinamız demir türü metalleri bulduğu zaman, şuradan demiri de açalım. Demir türü metalleri bulduğu zaman eksili rakamlar verir ve kalın ses verir. Şu anda kalın ses veriyor. Altın türü hedeflerde 20'li rakamlar verir. 20 seviyelerinde ve onun diplerinde rakam verir. Elimdeki altın benim 14 ayar olduğu için daha düşük rakamlar veriyor. Altının özelliğine göre, değerine göre, ayarına göre bu rakamlar daha çok yükselir. Madeni paramıza bakalım. Bakın daha farklı ses tonu verir ve 60'lı rakamlar verir. Bakın altına daha farklı ses. Madeni paraya daha farklı. Demire daha farklı. Gümüş türü hedeflerde 80'li 90'lı rakamlar verir. Daha ince ses verir. Bakın gümüşte ince. Madeni para daha farklı. Altın türü hedefimiz daha farklı. Yani makinamız hem size rakamla hem de ses olarak da ayrım yapabiliyor. Bir şey bulduktan sonra herhangi bir metali tespit ettik diyelim. Sabitlemek için de alttaki tuşumuza basıyoruz. Noktalama özelliğimizi aktif hale getiriyoruz. Tam hedef üzerinde makinamız merkezleme yapar. Önce arayacaksınız. Tespit ettikten sonra da noktalama özelliği hedefin tam noktasını bulabilirsiniz. Miniramp Xterra Pro modelimizin basit kullanımını, özelliklerini size anlattık. Mega Direktör olarak Miniramp ürünlerinin yetkili satış bayisiyiz. Ürünleri bizden güvenle, faturalı ve garantili olarak alma imkanınız bulunmaktadır.
Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, yeni videolar için de kanalımıza abone olmayı unutmayın.